Üçüncü teslim şeklimiz ise CPT. CPT harfleri Carriage Paid To kelimenin kısaltmasına oluşan bir kısaltmadır. Bu teslim şeklinde CPT'den sonra destinasyon yani varış yeri belirtilir. CPT teslim şekli deniz yolu, karayolu, hava yolu veya bunların birden fazla kullanıldığı taşıma şekillerinde kullanılabilir. Karma taşıma deniyor bunlara. CPT kelimesi CPT teslim şeklinde diğerlerinden farklı olarak satıcı ürün bedeli artı nakliye olarak teklifini verir. Varış yerine kadar olan tüm masraflar yani ürün bedeli artı nakliye bedeli verilen teklife dahildir ve satıcı buna göre teslim şeklini belirtir, fiyatını belirtir. Şuradaki farka dikkatinizi çekmek isterim. Varış yerine kadar olan nakliye masrafı fiyatın içindeyken satıcının sorumluluğu ürünleri nakliyeciye teslim ettiğinde sona erer. Yani örnekle pekiştirmek daha sağlıklı olabilir. Denizdeki bir firma olarak İtalya Venedik'teki firmaya ürün sattığımızda teklifimizde CPT Venedik Incoterms 2020 ise biz buradaki firma olarak Venedik'e varana kadar olan nakliye masrafını teklifimizin içine koyarız ve bunun parasını öderiz. Müşterilerine bunun karşılığında bir bedel talep ederiz. Fakat bizim sorumluluğumuz ürünleri nakliyeciye teslim ettiğimiz anda sona erer. Ben buradan ürünlerimi tırla gönderiyorum. Nakliye firmasına ürünlerimi teslim ettim Denizli'de. Ürünler giderken Bulgaristan'da herhangi bir hasar veya masraf herhangi bir kayıp olduğunda bu risk alıcıya aittir. Bu nedenle CPT teslim şeklinde yükleme sonrası genelde alıcıya bilgi verilir ve alıcı firma da belirtilen mal miktarına göre sigorta yaptırmayı tercih eder.